sesini söyle. Herkese selam arkadaşlar. Ben Güneş. Annemin kanalına hoş geldiniz. Lütfen abone olur musunuz? Söyle. Öpücük yap onlara. Öpücük at. Öpücük yap böyle. Yap onlara. Belki abone olurlar. Alo değil. Evet. Belki abone olurlar. Alma telefonu ama. Öpücük yap. Öpücük öpücük. Öpücük. Evet. Güzelim benim. Güzelim benim. Videoyu durdurdun ama. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 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 Dur şimdi aldığımızı gösterelim. Bak şimdi bir kargomuz geldi. Ne geldi? Onu size gösterelim. Gel sen yanıma. Gel otur yanıma. Yanıma otur gösterelim. Heh, aferin. Kal öyle. Güneş. Tamam sen öyle otur. Ben böyle oturayım o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi size güzel bir üründen bahsedeceğim. Bir alana ikinci ürün. 1 TL kampanyasından şu siyah nokta maskesini kullandığım markanın intim yıkama jelini aldım. Yani özel bölge yıkama jeli. Zaten çoğunlukla takipçilerim kadın olduğu için rahatlıkla anlatabiliyorum. Zaten bu utanılacak bir şey asla değil. Yorumlarına falan baktım. Sebemet'i de biliyorum ama fazla etkili değilmiş. Bu markanın yorumlarında gerçekten herkes işte koku, akıntı vesaire, kaşıntı hepsini hemen geçirdiğini söylemişler ve çok Güneş videoyu durdurdu. Çok güzel, çok doğal içeriklere sahip. Kokusu da gerçekten muhteşem, çok güzel kokuyor ama parfümsüz olduğu da belli. Günlük hijyen için kullanabiliyorsunuz. Ekstra hassas ciltlere de uygun. Ferah bir his oluşturduğunu söylüyorlar. İşte kaşıntı, kötü koku vesaire hepsini engelliyormuş. İkincisi de 1 TL'ye geldi. Ne kadardı fiyatı? Sanırım 248 TL olması lazım. Yani 249 TL'ye 2 tane ürün aldım. Bu ürün 250 milim. Diğer ürünler genelde 200 milimdi. Bu 250 milim. Yani 250 TL'ye 2 adet almış oldum. Kargo ücreti de vermedim. Şu şekilde bunu da açayım. Aklınızda bulunsun. Eğer siz de böyle bir intim yıkama jeli istiyorsanız alabilirsiniz. Benim şu anda bunu almak için herhangi bir rahatsızlığım, bir sebebim vesaire yok. Sadece temizlik ve hijyen açısından bu şekilde ürün kullanmayı seviyorum. Asla izin vermiyorsun. Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Yani bilmiyorum. Nasıl geçeceğiz biz bu aşamayı? Onunla oynasan evet. Sadece kullanmayı sevdiğim için bu tip ürünleri. O yüzden bu markayı denemek istedim. Şimdi eğer merak edenler olursa Instagram'dan vesaire de bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kullandıktan sonra YouTube'dan sormak istemezseniz hani herkesin gördüğü açık yorumlar. Sürekli durduruyorsun ama gerçekten izleyenler sıkılacak bundan. YouTube'da açık yorumlarda sormak istemezseniz Instagram DM'den bana sorabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Hanımlar bilgi veririm size de. Bu şekilde bu iki ürünü aldım. Aklınızda olsun. Bunların da linkini soran olursa yine aynı şekilde YouTube'dan yorumlardan sorabilirsiniz. Orada bırakırım size de yorumlarını. Hatta sabitlerim soran kişinin yorumunu. Geçen videoda da valiz soruldu. Onu sabitledim direkt bulunabilsin diye. Yani bu şekilde bakalım bu marka bizi mutlu edecek mi? Güneş'e tekrar şöyle 5 kutu mama aldık. 3 numara. Bunları eczaneden aldım arkadaşlar. Ebebek'te fiyatı 500 TL olmuş. Burada annemlerin bir tanıdık eczanesi var. Eczaneler arası böyle depo grupları varmış. Oradan en ucuz satana ulaştılar sağ olsunlar. Şu anda geçen ay 400'den almıştık. Bu ay kutusunu 450'den aldık. 1 kiloluk. Ebebek'te 800 gramlıkları 500 liraya satılıyor şu anda. Bir iki eczaneye sordum. Orada da 550-600. 1 kiloluklar 650'den başlıyordu.
Siz de eğer böyle eczane, tanıdık eczanesi falan varsa aklınızda bulunsun. Daha indirimli alabilirsiniz. Sağ olsunlar bize direkt gelişinin bir tık üstüne verdiler. 425'e alıyorlarmış. 450'ye bize verdiler. Yani kutu başına diğer satıcılar 100 lira falan kar yaparken onlar 25 TL kar yaptılar. Ama senelerdir tanıdığımız insanlar, o yüzden de bu şekilde alabildim. Bakalım daha ne kadar böyle devam edeceğiz ya da yurt dışına gittiğimde nasıl olacak bilmiyorum. Orada da esama vardır büyük ihtimalle. Ama fiyatına falan hiç bakmadım. Aklıma gelmişken bir bakayım yurt dışına ne kadarmış. Onu da bakınca size söylerim. Şimdi Güniko ile bir 101'e gittik. Çok terledim. Hem güneşi taşı hem aldıklarını taşı. Ter içindeyim. Saçımı arkadan bağladım ama açıldı. O da kendi saçını açtı. Bakın. Burayı açmış ama. Hayır, onu yıkayacağız bir tane ama ondan sonra. Onu topa aldım iki tane. Şurada da mama kutuları duruyor. Şimdi 101'e aldıklarımı göstereyim hızlıca size. Daha sonra da topu yıkayalım beraber. Şöyle cüzdanı bir çıkaralım şuraya. Şöyle Nesquik aldım. Daha önce hiç Nesquik vermedim Güneş'e. Pipetle içmeyi öğrenmişti ama tekrar bıraktı. O yüzden bir daha başlamak istiyorum. O yüzden şöyle bir de Danone'nin şöyle unicornlu dikkatini çekti. Çok uzandı. Bir muzlu bir çileklisinden aldım. Bu aralar ebeveye gidemiyorum. O yüzden idarelik şöyle bir diş fırçası aldım Güneş'e. Bunu idareten kullanacağım. Ebeveye gittiğimde diğer diş fırçasını markalarından alacağım Güneş için. Bir de şöyle 2-5 yaş Colgate'in çocuk diş macunundan vardı. Bunu da doktora sorup ondan sonra kullanmaya başlayacağım. Ne olursa olsun Güneş şu anda çünkü 16 aylık. Daha 2 yaşında değil. O yüzden bir soracağım. Bu diş fırçası da böyle tavşan civcivli falan. Bilmediğim bir marka, ne kadar sağlıklıdır tabii ki bilmiyorum. Ama hiç yoktan iyidir diye düşündüm. Güneş o bilindik şu altı şöyle geniş olarak roş mu rok mu onun şeyinden alacağım, diş fırçasını alacağım. Bu da idarelik. Onun dışında bir de şöyle bir adet şöyle büyük gökkuşağı toptan aldım, yumuşak. Onu şimdi yıkayacağım. Dışarıda durduğu için bayağı pis. Bir tane de şöyle bir oyuncak aldım Güneş'e. Bakın şimdi. Böyle vuruyorsunuz. Bir saniye. Şöyle ses çıkartıyor. Hem de şöyle vurunca ışıkları yanıyor. Çok tatlı. Bir de bunu da yıkayacağım şimdi. Şu ikisini yıkayacağım. Diğerlerini de sileceğim, yerleştireceğim. Vur yere, vur yere. Biz Kale Center'a gittik. Bebek arabamız olmadığı için size fazla bir şey çekemedim ama şöyle bir kepçe aldık. Çok beğendi, bırakmadı. Bir de Lego aldım, onu da göstereceğim şimdi. Şu mutluluğa bakın. Bir de şöyle bir Lego aldık. 56 parça. Şurada da birkaç bir şey. Şöyle bir şortlu takım. Şöyle şortu. Bir de üstü vardı. Güneş'e şöyle bir bebek losyonu. Pembe ilk defa deneyeceğim. Bunun üstü nerede? Ha. Üstü de bu şekilde. Şöyle. Kumaşı çok güzel ama.
Şöyle askılı. Ben bu kumaşları çok beğeniyorum. Bir de atletini bir tane daha. Aynı modelden. Bu şekilde bir atlet. Onun dışında Penti'den de şöyle bir iki tane iç çamaşırı. Bir de şeyi nereye koyduk kız? Yağı. Heh. Bir de Eysev'in şu yağı. Çok güzel kokuyor. Bir de bundan aldık. Köy yeni şubeleri. Şöyle kendimi göstereyim size. Birazdan diyetisyenin yanına gireceğim. Sonra da Alper Hoca'nın yanına gireceğim. İçeride çekemiyorum ama çıktığımda bütün bilgileri hepsini anlatacağım size. Şimdi ölçümlerim yapıldı. Doktorum Sena Hanım'ın yanındayım. O da şu şekilde planlıyor benim yeni listemi. Evet, diyetimizi oluşturduk. Diyetimi oluşturdu. Konuştuk birazcık. Çıktığımda size daha detaylı anlatacağım. Evet, şimdi çıktım. Doktorum çok tatlıydı. Bu sefer yeni bir doktordu. Şu şekilde baktık, ölçümleri yaptık. Kas oranım zaten bu işte spor geçmişimden vesaire bayağı iyiymiş. 1-1,5 kilo civarında yağdan kaybetmişim. Onun dışında şu anda 68 kilo çıktım. En son geldiğimde 70'i geçikti sanırım. 70 mi 70,5 mu ne öyle bir kilo çıkmıştım. 2 hafta oldu. Şu anda 68 kiloyum. İşte beslenme tarzım vesaire her şeyi konuştuk. Şu anda zaten kurallara ben de artık hani şey kural gibi değil de benim için bu şekilde bir beslenme oluştu. Normal hayatımda da artık bu şekilde besleneceğim. Şu da yeni diyet listem. Gelebilirsem bir hafta sonra tekrar geleceğim. Gelemezsem de işte 1,5-2 haftada bir geleceğim. Onun dışında söyleyebileceğim İşte şu anda gayet iyi gidiyormuşum. Çok ses var. Yerler siliniyor. Şu anda gayet iyi gidiyormuşum. Ve ben biraz üzüldüm açıkçası. Daha hani az bekliyordum. Daha fazla kilo kaybetmeyi bekliyordum. Ama bunun çok normal olduğunu söylediler. Çünkü daha bir ay oldu ve bir ayda ben 7-8 kilo kadar bir kilo kaybettim.
Ve biliyorsunuz güneş olduğu için her gün yürüyüşe de çıkamıyorum. Şu anda da bayağıdır, 2 haftadır falan yürüyüşe de çıkamıyorum. Onun dışında anneannem yoğun bakımda Kadıköy'de, Gata'da yatıyor. Onun yanına gidip geliyorum. Ve hani o zaman da çok beslenemiyorum. Hani aç kalıyorum. Sabah kahvemi içip çıkıyorum ve akşam eve gelene kadar aç oluyorum. Bunların hepsini anlattım. Ve şu anda gayet iyi gittiğim söylendi. Daha önümde 3-4 ayım daha olduğu için ve bu şekilde beslenme alışkanlığını kazandıktan sonra istediğim kiloya düşebileceğimi zaten biz de biliyoruz. Ben de biliyorum. Onun dışında söyleyebileceğim işte bir ayda 7-8 kilo gayet iyi bir rakam. Ve bundan sonraki süreçte de yine diyet listeme uyarak, ya aslında diyet listesi de demek istemiyorum. Bu artık benim yeni sağlıklı beslenme düzenim, rutinim. Zaten tok olduğum için ekstra bir şey de yemiyorum. Yani canım böyle işte kötü şeyleri de çekmiyor. İşte şerbetli tatlılar, börekler, hamur işleri falan. Onları da canım artık çekmiyor. Midem de gayet güzel bir şekilde küçüldü. Onu da hissedebiliyorum. Çok bol su tüketmem gerekiyor. Bu aralar bol su tüketemiyordum çünkü günde en az 2,5 litre su tüketmem gerekiyor. Bu da çok yardımcı oluyor çünkü kilo vermeye. Şu anda bu şekilde doktoru bekliyorum. Ameliyata girmiş. 1 saat falan buradayım. Oyalanacağım. Doktorun yanına gireceğim. Doktorla da konuştuktan sonra zaten yine tekrar bilgi veririm size. Bu zaten hani bir ayda kalkıp 15 kilo hedefimi vermem imkansızdı. Ama bu 15 kilo hedefinin yarısını gayet güzel bir şekilde bir ayda verdim. İşte bu önümüzdeki bir ayda da tekrar bir 7-8 kilo verdikten sonra zaten hedefe çok az kalmış oluyor. Artık gerisi lükse giriyor benim için. Ekstradan evde böyle spor hareketleriyle falan da destekleyip sıkılaştığım zaman istediğim görüntüye kavuşacağım zaten. Şu anlık gayet iyi yani. Programda da beni zorlayan hiçbir şey yok. Benim tüketmeyi sevdiğim şeyler var. Hatta konuşarak, birlikte karar vererek ekledik. Yeni listeyi o şekilde oluşturduk. Çok sağ olsun, normalde çekmek yasaktı biliyorsunuz. Daha önce çekememiştim size. Bu sefer kendisi söyledi, Sena Hanım. Dedim böyle video çekiyorum. Şimdi dedim 2 kilo vermişim demek istemiyorum dedim. Hani daha fazla bekliyordum ben de dedim. O da dedi ki hayır, bu gayet iyi bir rakam. Verdiğin kilo çok iyi bir kilo. Ve hani istersen ufak bir gösterebilirsin dedi. O şekilde size de göstermek istedim. Öyle. Şimdilik bu kadar. Birazcık oyalanacağım, bekleyeceğim. Olmadı tekrar kafeteryaya falan giderim. Doktor bey geldikten sonra da onun yanında zaten çekim yapmam. O çıktıktan, onun yanından çıktıktan sonra tekrar konuşuruz. Şu anda bu şekilde arkadaşlar. 68 kiloyum. 60 işte 67'deki sır çıktım, 68 diye düşünüyorum. 68 kiloyum ve daha önümde bir en az 10 kilom daha var. İşte bu ay içerisinde bir 6-7 kilo daha versem benim için tamamdır. Görünüşümde de zaten bayağı bir fark oldu. Siz de biliyorsunuz 38 beden pantolonuna çok rahat sığdım. Bir 4-5 kilo sonra falan 36 beden pantolonunda olabileceğini düşünüyorum. Bakalım, böyle bu şekilde devam edeceğiz. Zaten herhangi bir kısıtlama yok. Hani sürekli bu şekilde devam ettikten sonra 2 ayda 20 kilo veremem de 4 ayda veririm. Ama istediğim şekilde istediğim kiloyu verebilirim. O yüzden artık böyle devam edeceğim yani. Sağlıklı beslenerek, sporumu yaparak, hareket ederek bu şekilde devam edeceğim. Şimdilik sizi burada kapatıyorum. Doktor geldiği zaman tekrardan çekerim. Çıktıktan sonra da onunla da ekstra konuştuklarımızı size yine anlatırım. Şimdi ebeveye geldim. Güneşi şundan alacağım. İndirime girmiş. 60 TL'ye düşmüş. Şöyle. Güneko'yu alıyorum şundan. Bir de çok güzel bir haber aldım ve arkadaşıma şöyle unisex bir yeni doğan takımı aldım. Teyze oluyorum arkadaşlar. Bunu da Güniko'ya. O kadar çok şey almak istiyorum ki, ama şu anda daha çok yeni. Cinsiyetini öğrendikten sonra tabii ki teyzesi ona neler neler alacak, ama şu anlık erkek de olsa kız da olsa giyebileceği böyle yıldızlı, filli, çok tatlı bir yeni doğan seti aldım ona.
Güneş gibi o da Haziran doğumlu olacak. Çok heyecanlıyım. Şimdi kasaya gidiyorum. Şunları ödeyip çıkacağım. Bu arada Alper Hoca'dan çıktıktan sonra Aykut'la görüntülü falan görüştüm. O yüzden şey yapamadım. Alper Hoca içeride benim videomu çekti kendisi için. Onu hallettik. Ben içeride telefon kullanmıyorum. Çıktıktan sonra da size söyleyecektim. Unuttum. Şimdi söyleyeyim hazır buradayken. Gayet iyi gittiğimi söyledi. Önümüzdeki ay tekrar randevu oluşturduk. İşte beslenme düzenimden vesaire. Şöyle paketlememi de yaptım. Çok tatlı oldu. Starbucks'a geldim. Şöyle bir meyveli yoğurtlu parfüm yiyeceğim. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi Kadıköy'den çıktım. Her gün Kadıköy'e geliyorum ben. Anneannemi ziyarete, anneannem hastanede. Onu ziyarete geliyorum. Bilgisini alıyorum. Doktoruyla görüşüyorum. Kendisiyle görüşüyorum. Şu anda yoğun bakımda. Servisteydi. Yoğun bakım alındı. Allah'a şükür şu anda durumu stabil. Yani ne iyi ne kötü diyebilirim. Bu konuyla ilgili zaten fazla hani burada bir şey konuşmak istemiyorum. Onun dışında annem de 2-3 gün önce ayak parmağını kırdı. O yüzden o gelemiyor. Her gün ben geliyorum. O evde güneşle ilgileniyor. Güneşe bakıyor. Çok fazla bir şey çekemedim bu ara size. Böyle sürekli gidip geliyorum. Bugün dedim bari biraz çekeyim. Bir de dün işte doktora gitmiştim. Kendi kontrolüm vardı. Dün gelemedim o yüzden buraya. Kendi kontrolüme gittim. O şekilde. Onu da anlattım zaten size. Şimdi Kabataş vapuruna bindim. Kabataş'a geçeceğim Kadıköy'den. Oradan da tramvayla eve geçeceğim. Böyle. Şöyle göstereyim size. Boğaz turu yapalım birlikte. Burada böyle oturuyorum. Bakar mısınız? Baba hoş geldin. Ay. Ay. Çok güzelsin. Tamam tamam rahatsız etmiyorum. Yat hadi. Bu
bugün çok yorucu bir gün oldu. Hastaneden çıktıktan sonra size çekmiştim vapurdayken falan. Daha sonrasında işte Kabataş'ta indim. Annem aradı. Annemin safra kesesinde taşlı var ve ağrısı tutmuş. Hemen gel dedi. O sırada da babamı aramış. İşte ben de hemen bindim tramvaya. Gittim. Güneş, çünkü annem baktığı için hastaneye de şey yapamamış, tek başına gidememiş Güneş'le. Babam geldi işte, babam gelmiş hemen hastaneye gitmişler. Babam da Güneş tutmuş. Sonrasında işte eve geldik, bir şeyler aldım BİM'den. İşte light lor peynir, light yoğurt, light işte peynir falan aldım. Onun dışında bu şekilde. Yani böyle bir vlog oldu. Yarın da o yüzden anneanneme gidemeyeceğim. Evde kalacağım. Annem hastaneye gitmesi gerekiyor. İşte bir sürü kan testi, idrar testi falan verildi. Onların sonuçlarına falan bakacakmış doktor. İşte serum falan yaptılar. Şimdilik iyi. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Bu şekilde. O yüzden size şu Unico'nun yeni kargosunu da göstereceğim. Ve videoyu burada kapatacağım. Bu arada güzel bir haberim var. Allah izin verirse Aykut Aralık ayında gelecek. Nerede kalmıştık? Unico'ya baktım da arkadaşlar. Aykut Aralık ayında gelecek. Hem anneannemi ziyaret edecek. Çünkü anneannem Aykut'u çok istiyor. Sürekli Aykut diyor, başka da bir şey demiyor. Hem de biz de görüşmüş olacağız. Yılbaşı iziyle birleştirip 1-2 hafta falan kalacak. Şöyle bir Unico'nun kargosu var. Onu da göstereyim. Sonra artık bu videoyu editleyip yayınlarım. Bu sefer bezini farklı aldım. Bu odada da çok kötü çıkıyor ya. Işıktan dolayı. Bu sefer tekrar Sleepy aldık. Hem indirimdeydi hem de bu şeyi Bia Naturel'i hiç denememiştim daha önce. Şöyle Bia Naturel'den aldım. 128 adet olması lazım. Şu şekilde kocaman. Bunu böyle bütün koyacağız. Diğeri bittiğinde buna geçeceğiz. Evet, video bu kadarlık. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sen de söyle. Babam da orada abone bekliyor. Abone olmayı unutmayalım. Babam da orada bekliyor. Çekmem bitsin de otursun yerine diye. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.